Vallahi savunma sanayi için kurulacaksa ne kadar alabiliyorsa alınsın. Benim ülkem ne kadar güçlüyse ben o kadar güçlüyüm. Hiç kullanmadığım bir 8 milyon için ben niye 750 lira ödeyeyim? Gerçekten savunma sanayi için harcanacaksa yani ona razıyız. 100 binin yukarısındaydı, 96 bine düşürdüm. Yani harcama oranına bağlı olarak alınabilir. O zaman daha adaletli olur diye düşünüyorum. Tam iyi dolandırıcılık. Çünkü varlıktan bir vergi alabilirsin. Borçtan vergi alamazsın. Kredi kartı limiti 100.000 TL ve üzerinde olan vatandaşlardan savunma sanayisi için 750 TL vergi alınması TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında ben ne düşünüyorum? Bence devlet artık insanları soyuyor yani. 100.000 üstü zaten insanlar kredi kartıyla bugün geçirmeye çalışıyor. Artık herkesten her şeyden vergi alıyor. Şimdiye kadar bir sürü şey için para topladılar. Mesela deprem için, atıyorum başka şeyler için para topladılar. Eğer ki savunma sanayiye bu para gerçekten savunma sanayi için harcanacaksa yani ona razıyız, öderiz. 700 bin lira değil 5 bin lira da veririz. Ama bence bu oraya harcanmayacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorum? Anında limitimi düşürdüm. Evet, 100 binin yukarısındaydı 96 bine düşürdüm. Hayır değil, yeterince halk olarak üzerimize binildi. Kredi kartı limiti benim varlığım değil, borç bu. Benim varlığım 100 binin mevduatı olandan alacağım dese haklı olabilir. Çünkü varlıktan bir vergi alabilirsin. Borçtan vergi alamazsın. Bu ekonominin ve normalde mantığa da aykırı. Malım hesabım olsa bankada ondan alınabilir. Bunun bir ekonomik vergisel mantığı olabilir. Ama kredi kartından olmaz. Dediğim gibi bu borç. Harcadığım zaman ben oraya borçlanıyorum. Varlığımdan alabilirsin. Dolayısıyla bu vergilendirme mantığına da aykırıdır da büyük bir olasılıkla düzelteceklerdir, onu değişir. Benim kart limitim çok yüksek. 8 milyon kart limitim var. Yani sence hiç kullanmadığım bir 8 milyon için ben niye 750 lira ödeyeyim? Bu kredi kartlarının zaten ben bankaların çağrı merkezinde de çalıştım. Kendine özel bir vergisi var. Hani kart aidatı ödüyoruz. Yani resmen soygun. Kart aidatı adı altında bankaya ödüyorsun. Şimdi bu savunma maliyeti diye devlete ödüyorsun. Devlete ekstradan yine bir KDV ödüyorsun. Yani hiç doğru bir şey değil bence ama ne diyelim. Bu birkaç gündür haberlerde izliyoruz bunu. Doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü kredi kartı limiti 100 bin lira ama insanların harcamaları birbirinden farklı. Belli bir oran ile alınabilir bu. Yani harcama oranına bağlı olarak alınabilir. O zaman daha adaletli olur diye düşünüyorum. Zaman zaman oluyor savunma sanayi için. Deprem için ve bu vergiler de kalıcı oluyor aslında. 99 depreminde cep telefonlarından özel iletişim vergisi alınmaya başladı deprem için diye. Ve bu da kalıcı oldu. Muhtemelen kredi kartından alınan aidat da kalıcı olabilir diye düşünüyorum. Tam iyi dolandırıcılık. Çok iyi planlı projeli, çok güzel. İyi dolandırılalım yani. Alıştık zaten biz dolandırılmaya. Aynen ben de onu istiyorum. Vallahi savunma sanayi için kurulacaksa ne kadar alabiliyorsa alınsın. Benim ülkem ne kadar güçlüyse ben o kadar güçlüyüm. Sonuçta beni temsil edecek. Yarın benim ülkeme biri savaştığında ben aynı Suriyeli gibi bırakıp ülkemi mi kaçacağım? Savunmam güçlü oldu mu gerime yaslanırım, keyfime bakarım. Ama savunmam güçlü olmadı mı arkaya tutarak gezen. Diyeceğim bu kadar.